Poz verin. Dur ben güzelce bu intihar poz. Ne mi çek? Kolma yağ sıçradı ya. Ben soğuk soğuk ya. Ay çok güzeli. Güzel. Hello. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Saçım mor. Çok tatlısı. Evet, açılışı seninle yaptık. Hemen şimdi döndürüyoruz. Tekrardan selam arkadaşlar. Sizi Alaçatı'ya götürüyoruz. Bunu da gerçekten hani gerçek anlamlı bir tatile gidiyoruz. 4 güncük olsa bile bize iyi gelecek bir yere gidiyoruz arkadaşlar. İzmir'e gidiyoruz. Evet, Alaçatı'ya gidiyoruz. Çeşme. Şimdi de bavul yapıyorduk. Hatta Asu da yapmış. Bakın size göstereyim. Direkt hazır bir şekilde geldi. Görüyorsunuz ki karman çorman. Evet, her şey var. Renk cümleri. Orada sadece bir havlu. Ben sadece havluyla gitmeye gibi plaj terlikleri, havlu. Bu kadar. Ay şimdi hazırlanacağım bu arada. Anca işlerimizi hallettik ve yayını, video daha doğrusu, açmaya karar verdim. Böyle. Bu arada biz bayağı erken çıkacağız. Yani 4-5 gibi evden çıkıp 5 gibi değil. 5'te orada sabah olmamız lazım. Aynen. Uçağımız saat 6'da ve Sabiha'da. İnanılmaz uzağız oraya. Hani Avrupa'dayız, Anadolu'ya geçeceğiz. Hiç sorun değil. Böyle arkadaşlar. Size de böyle ufak bir güncelleme yapmak istedik. Umarım eğlenceli bir vlog olur şimdiden. Bu arada evi Airbnb'den tuttuk. Yani çok güzel duruyor. En azından bahçesi. O hiç evi beğenmedi. Hiç konuşmayın onunla. Tropikal. Deniz esintisi. Zaten her şeyi paylaşacağım. Dışını daha çok beğendim. Yani dışında yaşayabilirim. Biraz eski. Ama oradaki evler hep öyle ya. Hani yaşlı kestim evi diyelim. Otel tutmadığımız için, yani butik otel tutsak okey. Wow olurdun bence de. Evet. Neyse diyoruz. Şey, ne denir ona? Maddi açıdan tasarruf yaptık. Çünkü beachleri falan biliyorsunuz. Öyle. 4 gün gidiyoruz zaten. Yani bir ufak, belki sonra tekrar gideriz bu arada. Böyle bir açılış yapalım dedik. Evet. Çünkü burada bile hava 35 derece arkadaşlar. Hani kavurucu bir sıcaklık böyle var. Böyle gittiğimizde uyarılar var. İlk tam cumartesi günü zaten daha fena güneş varmış. Tam uyarı gününde gidiyoruz. Böyle biz muhtemelen yolda böyle yanmaya başlayacağız. O yüzden güneş kremlerini direkt sıka sıka gitmeyi düşünüyoruz. İlk saatlere şöyle güneşi gördüğümüz gibi güneş kremini bocalayacağız. O zaman şimdi valize başlıyoruz. Size böyle ufak bir kenara koyarım, izlersiniz. Hiçbir şey hazır değil, o yüzden böyle birazcık Ağustos'ta ile konuşa konuşa seçeceğim gibi. Hızlandırın. Ama şey düşündüm, her şey çok okey. Yeni aldığım şeyler var kombinler çünkü. Kombinler kapatasla kombin kısır. Kombin koyacağız. Böyle her şeyi doldurmayacağız. Çünkü belli bir gün gidiyoruz ve belli yerlere gideceğiz. Her şey hazır, rezervasyonlar yapılı. O yüzden abartmayacağız canım. Hadi bay. Tamam arkadaşlar, size hazırlarken gösteremedim çünkü birazcık böyle hızlı hazırlandım ve çok fazla şey koydum. O yüzden şimdi göstereyim dedim. Henüz bavulu kapatmadım. Şöyle koyabildiğimce bakın her şeyi koydum. Bu tarafta sadece kıyafetler var. Bir de işte böyle bakmaşa falan koydum. Şunda cilt bakımlarım, bunda makyaj malzemelerim var. Şunda da bikinilerim var. Son olarak bu üçlüyü sığdırıp kapatacağım. Umarım sığabilirler. Onun dışında başka hiçbir şey yok gerçekten. Ayakkabısına kadar her şeyi koydum. Onlar da şunun altında falan. Aa, şeyi koymadım. Sarı havluyu. Peki. Bahçede. Evet. Onu da almam lazım. Kanka o tarafta. Takılıyor. Patlarsa. Etse. Aslında o. Arkadaşlar biz şu anda uçağa bindik sonunda. Geç kalacağız ve ödümüz koptu ama neyse erken geldi. Bu su tepe yani çok erken geldi. Burada benim ilk uçak yolculuğum. Uğur'un da çünkü. Aynen benim de. Evet. Tam ben hiç korkmadım. Bizlerin ortasındayım. Benim de bir kere oldu zaten. Çok olmadı. Kalktık bu arada. Çok acıktık. İnanılmaz açız yani. Yok böyle bir açlık. Ve çok tuvaletim geldi daha önce. Bilmeden girdik ama yine geldi su içtiğimiz için. Bacım da beni de çek bacımdan. Bacım su. Hemen gözlükler takılmış. Çıkıyor mu? Evet, şimdi İzmir Havalimanı'na geldik. İnmiş bulunmaktayız. Gerçekten. Arkadaşlar tekrardan selam. Uzun bir yolculuktan sonra sonunda evimize gelebildik. Şimdi size tabii ki ev turu yapacağım. Sonra markete gideceğiz, yerleşeceğiz falan. Ama bunlardan önce direkt ev turu yapmak istiyorum ki güzel şey yerli yerindeyken beraber gezelim, beraber görelim. Bu arada gözüm şuradaki topa takıldı. Top bırakmışlar. Neyse hadi başlıyoruz.
Şimdi ilk olarak girişimiz bu şekilde. Bu arada biz evi Airbnb'den tuttuk. Çok tatlı bir ev. Bu taraf başka bir yere çıkıyor sanırım. Şu şekilde bir giriş görüyorsunuz. Bir iki girişi var zaten. Şimdi göstereceğim. Şöyle girdiğiniz gibi mutfak karşılıyor bizi. Su falan içtiğimiz için bir tık dağıldı ama şöyle çok basic bir mutfak var. Sonrasında burada gördüğünüz gibi iki çekyatlı bir salonumuz var. Böyle yine çok basic yani. Şöyle söyleyeyim, çok güzel bir ev değil ama çok tatlı bir bahçesi var. Bahçeyi en son göstereceğim size. Şimdi direkt yukarı çıkıyoruz. Bu arada yukarı çıkmadan önce burada bir tane banyomuz var. Üst katta da bir banyo var, onu da göstereceğim. Şimdi hızlıca yukarı çıkıyoruz. Küçük ama işlevli bir ev, öyle söyleyeyim. Ben bayağı beğendim, özellikle bahçesini zaten. Buraya çıktığımızda yine ilk olarak bize bir banyo karşılıyor. Bu ikinci banyo. İki duş olması çok güzel. Bu arada bahçede duş var. Aynı zamanda evde hem kurutma makinesi hem ütü, her şey vardı. Şuradan çıktıktan sonra burada bizi bir oda karşılıyor. Burası da bayağı tatlı. Bayağı böyle etnik desenli ya. Sevdim yani. Bir tık böyle vintage bir ev. Dolapları falan da bakalım. Ay, burada birilerinin kıyafetleri var. Bakayım. Oh, bolca da askısı var. Bayıldım bu duruma. Burada bir komodinimiz var ve burası bakın balkon. Yes, çok tatlı. Evin en güzel yanı da şöyle dev dev ağaçların olması. Gerçekten çok tropikal bir hava katmış. Şu da çatımız. Gözüken manzara bu şekilde. Aşağıda havuzumuz falan var, dediğim gibi göstereceğim. Burada çatıya bile çıkabilirsiniz yani, o derece tatlı bir balkon. Hemen şöyle çıkıyoruz tekrardan. Hızlıca gösteriyorum. Gerçekten çok yoruldum. Şimdi burada da bir odamız var. Burası küçük oda. Tekrardan ışık. Burası da şöyle bir oda. Yine küçük, basic ama her şeyin oldu. Aa, şaka yapıyorsun. Aa, bu ışıktan var. Çok iyi. Alakasız ama çok tatlı. Aynamız var bu arada. Yani evdeki tek boydan ayna olabilir ama iş görür diye düşünüyorum. Bu arada her odada neredeyse klima var. Bu da çok büyük bir artı. Hemen buradan da çıkıyorum. Son odaya götürüyorum sizi. Burası da çift kişilik oda. Daha büyük. Daha büyükten kastım aslında çift kişilik yatağı var. Yine dediğim gibi kliması var. Ya ben bu pencere detaylarına bayılıyorum. Yani köyde gibi hissediyorum ve bu bana gerçekten huzur veriyor. Garip bir şekilde. Şu şekilde yine komodinimiz falan var. Bu ne? Bunu anlamadım. Bu bir lamba olabilir mi? Garip. Garip bir şey buldum yani. Lamba mı değil mi pek emin değilim ama. Ah, yandı. Ama bunun ışığı neye yetsin? Gece lambası sanırım. Yine burada da dolabımız var. Bu arada bayağı pike falan var ya. Kötüye ve temiz temiz. Yani evin temizliği açısından hiçbir sıkıntı çekmedim. Bunu söyleyebilirim. Şimdi aşağıya iniyoruz. Son olarak size bahçeyi göstereceğim. En güzel yer kesinlikle bahçe bu arada. Evet, hemen bahçeye geldik. Benim evde en beğendiğim kısım. Çünkü gerçekten her tarafı fotoğraflık ve böyle bildiğiniz tatil köşesi ya. Yani yazlık ev. Sanki bizim yazlığımızmış gibi. Bakın böyle burada salıncağımız var. Barbekümüz var bu arada. Yine burada masamız var. Gördüğünüz gibi muhtemelen kahvaltı, akşam yemeği, her şey burada yenecek. Çünkü çok serin. Asla sıcak değil. Bu arada yukarıda klimaların yanı sıra vantilatör de var. Gördüm. Neyse, sizi şöyle indiriyorum. En güzel. Şu ağaçlar çok tatlı değil mi ya? Resmen beach havası var yani evde. Güzel bir Airbnb. Size adını falan yazacağım bu arada tutmak isteyenler için. Burada havuzumuz var. Çok büyük değil yani, çok yüksek değil. Benim şu anda göğüs hizama falan geliyor. Ama bence çok yeterli. Yaprak falan düşmüş de gayet temiz bu arada. Sürekli yenileniyor şuradan gördüğünüz gibi. Bayağı hoş. Hani bayağı hoş. Buradan çıkacağımızı düşünmüyorum zaten. Yine şurada da bir masamız var. Şu tarafa hiç gitmedim. Burada ne var hiçbir fikrim yok. Kulübe tarzı orası sanırım ama evin gördüğünüz gibi her yanı fotoğraflık bence. Ben bayıldım. Özellikle zaten bahçe önemliydi çünkü her zaman sıcak havalarda bahçede hani yeme içme oluyor ve oturma oluyor. O yüzden direkt buna özen gösterdik seçerken de. Bu şekilde. Burada da duş alabilirsiniz. Bakın tropikal duşta böyle hortum falan koymuşlar. Şu ben var galiba şu ileride ağacın orada. Evet. Şu tarafta tam olarak. Evet dostlarım, bu kadardı. Şimdi hızlıca şöyle evi gösterdikten sonra biz bir markete gideceğiz. Sonra zaten yine sizle konuşuyor oluruz. Şöyle de bakın tekrardan. Bu kadardı. Karpuz gözükmüyor. O kadar büyüktü ama bunların üzerinde kaybolmuş bu. Migros.
Göster sepeti çaldık arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz havuza gireceğiz. Hazırlandık. Burada saç spreylerini sıktık. Hepsinin ürünlerin hepsini göstereceğim bu arada. Şimdi direkt havuza girelim. İnanılmaz sıcak. Şuraya atlayacağız şimdi. Evet arkadaşlar şimdi Instax çekilme vakti. Bu arada havuza girdik. Size şimdi tekrar çekeceğim. İnanılmaz güzel. Su bayağı soğuk ama çok çok iyi geldi. Havuz derin değil ama gayet böyle serinlemek için. Şimdi size bir şey göstereceğim bu arada. Durun. Bakın Dodo kuşum bana film almış ama renkli almış. Mermaid desenli almış. Bunu ilk kez deneyeceğim bu arada. Ben şu ana kadar hep beyaz kullandım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi size beraber göreceğiz. Çok heyecanlıyım. Bunu şöyle sarıya oturttuk. Şu anda da size şey yapıyorum. Instax nasıl kullanılır. Önce boş film çıkıyor bu arada. Şimdi sizi çekeceğim. Evet pozerin. Bir kere atsa öyle çek. Bir, iki. Dur ben güzel çıkmış. Bu oyun telefonu tarafından alınan. Güzel çıkmış. Hello arkadaşlar. Biz şimdi yemek yapmaya koyulduk. Bugünkü öğlen menümüzde. Süper fresh mantı. Ustalık gerektiren bir yemek olduğu için bunu seçtik çok zor olduğu için. Şaka bir yana birazcık acıktık arkadaşlar. Ne yediğimizi bilmiyoruz. Sabah zaten çok yavan bir kahvaltı yaptık. Neyse. Şimdi suyumuzu kaynatacağız. Sıcak bir mantı yapacağız. Bir de karpuz kavun kestik mi? Üf, mis. Misler gibi. Büyük olursa tatlı olur. Evet. İyi çıkardı. Bak en sevdiğim de iyi çıkmış. Ben de yiyeyim kız. Hep sen yedin. Az önceki gibi. Ağzıma gir. Evet arkadaşlar sonuç müthiş oldu müthiş. Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bayağıdır görüşmüyoruz diyecektim. Aslında en son ne zaman görüştük? Yemek yerken görüştük galiba. Hatırlamıyorum. Yok sizi plaja götürdük. Bu arada biz Ilıca plajına indik. Böyle halk plajı gibi. Çok yakın buraya sahil. Beachler de var ama bayağı küçük küçük. Yani normal beachler gibi değil. Bizim zaten beach günümüz yarın. Hani bugün böyle bir gezinelim istedik. Ne var ne yok. Buraya yakın bir plaj. Uzak değil ama bayağı kalabalıktı halk plajı olduğu için. Deniz inanılmaz güzel. Böyle dupduru, tertemiz ve sadece tek yönü, tek eksi yönü şöyle söyleyeyim. Tuzlu olması. Onun dışında gerçekten sıcacıktı ve çok güzeldi. Bayıldım. Geçen yaz mesela Cunda'ya gitmiştik. Bayağı soğuktu Balıkesir tarafı ama burası sıcak şu an. Bilmiyorum ilginç bir şekilde gerçekten sıcaktı. Umarım yarın beach de o şekilde sıcak olur. Yarın Summer Klein'a gitmeyi düşünüyoruz. Şimdi saat 9'a geliyor. Ufak bir yayın yapacağım. Şimdi köşemi hazırladım size göstereceğim. İş tatilde bile devam ediyor gördüğünüz gibi. Hala uyuyan birileri. Yayın köşemiz de hazır arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Çok sessiz konuşuyorum çünkü herkes uyuyor. Yani 9-10 gibi uyandım. Birazcık uyandım ama saat 11 ettim yine herkes uyuyor. Çay koydum. Dedim ki bir bakımımı yapayım, bir kendime geleyim. Enerji, kahvaltı falan hazır olur onlar gelene kadar. Yani uyanana kadar. Öyle size bir merhaba demek istedim. Bir ufaktan yüzümü falan yıkayacağım şimdi. Yorgunluğum gitti. Dün böyle hiçbir şey yapamamışız gibi hissediyorum. Aslında yine bir şeyler yaptık. Bugün artık Alaçatı'ya falan gitmeyi düşünüyoruz. İşte bir şey gitmeyi düşünüyoruz. Bakalım. İzleyeceğiz beraber. Ben her yaz özellikle tatilde genelde böyle doğal açıcılar kullanıyorum saçıma. Açı dediğimde işte papatya suyu, işte Sankis ya da Palatin şu. Bu yıl bunu aldım. Hemen göstereyim. Bu yıl bu ürünü kullanacağım. Benim saçım normalde zaten yazın güneş gördüğünde ve denizle meçlendiğinde direkt olarak açılan bir tona sahip ya bir yapıya sahip daha doğrusu. Hatta dün bakın. Şimdi size bir şey göstereceğim. Birazcık yanlış bir uygulama yaptım. Buraları fazla sıkmışım. Bu arada tarıyorum ben şimdi size göstereceğim uygularken. Ön kısmı çok sıkmamışım ve bakın şöyle bir fark olmuş arada. İnanılmaz hızlı açılmış ama birazcık şey yanlış yaptım. O yüzden bugün o yanlışı düzeltme günü. Evde kendi tarama spreyi sürekli kullanıyorum.
Bu arada şimdi denizdeyiz falan, inanılmaz kuruyor zaten saçlar. Natura keratini şu saç kremli, daha doğrusu bu keratin milkliğe geçiyor. Sıvı saç kremini uyguluyorum. Hem yıpranmaları önlüyor, hem de saçı gerçekten çok yumuşatıyor. Zamanında bu tarz açıcılar da bir tık saça zarar verebiliyor. Aslında direkt olarak güneş ve deniz zarar veriyor. O yüzden mutlaka bunu da kullanırken yanında bu tarz spreyler, yağlar kullanmayı unutmayın. Bu arada güneş kremi olarak da yine Aven kullanacağım. Yine bunu da böyle 1-2 gündür deneyimliyorum aslında. Termal suyla aynı vakitte çok beğendim yapısını. Gerçekten şunları da sürüyorum kesinlikle. Ay kendime geldim. Vallahi canlandım. Şimdi enerjim daha yüksek. Çay falan koydum. Biz aşağı indirdiğimde kahvaltı hazırlarız. Okey. Şimdi kahvaltı hazırlama vakti. Menüyü söylüyorum. Yumurta haşlayacağız. Ya pardon, yumurta kızartacağız. Salçalı sosis. Salçalı sosis, patates kızartması. Salata işte yani. Yani. Kıvırcık. Ay ne kıvırcık kız. Salatalık, domates falan, peynirimiz, zeytimiz de var. Kıvırcık kahvaltılık. Evet, öyle de bir çekeyim dedim. Şimdi açabilirsin. Müzik olacak burada. Arkadaşlar bu bizim serpmemiz. Bunlar şekerdeksiz değil mi? Sizler gibi hazır. Arkadaşlar biz hazırız. Sizin en son ne zaman konuştuk bilmiyorum ama birazcık makyaj yaptık. Bakın lens taktım. Elbisemi giydim. Şimdi Summer Beach'e gideceğiz. Yani umarım yer varsa, çünkü rezervasyon almadılar. Şansınızı denemeniz gerekiyor dediler. Bir de Alaçatı'yı falan da gezeceğiz. Bakalım şu anda hazırız dediğim gibi bu şekilde. Kombinimi zaten detaylı çektim Instagram'a. Öyleyiz. Orada görüşürüz. Arkadaşlar su çok soğuk ama çok güzel. Bu arada hiç konuşamadık. Oca Beach'e geldik biz. Rezervasyon yapmamıştık bu arada. O yüzden Summer'a gidemedik. Zaten hepsi yan yanaymış. İlk Oca'ya gelmişiz bu arada. Çok daha güzel. Biz gibiyiz. Geliyoruz. Gel vloguma merhaba de. Biraz soğuk ama alışıyorsunuz. Bayağı iyi. Sonunda yemek vakti arkadaşlar. O kadar acıkmışız ki. Aslında çok aç değildik, biliyor musun? Gayet aç. O kadar değil. Arkadaşlar biz şu anda beach'ten çıktık ve Alaçatı merkeze geldik. Sonunda böyle bir takıcı gezebileceğiz. Ben böyle aylardır bunun hayalini kuruyorum bu arada. Böyle tatil yerinde, yazlık beldede bir takıcı gezmek, aksesuar almak. Bugün de gezeceğiz. Bir aksilik çıkmadan geldik çok şükür. Size de bu arada her yeri göstereceğim. Magnet falan da alacağız gelmişken. Magnetleri en son alalım. Tamam. Bir sürü yer göreceğiz ya, otomatik olarak en güzelini buluruz. Evet. Alaçatı köy kurabiyecisiymiş. Şu şeyler. Meşhur şeylerini de denemek lazım. Şu dondurma. Yap tak tak. Işığı giydiriyor. Ama hafifler. Oraya mı gideceğiz diyordun? Size konuştuk ve hemen bir tane biletlik aldık bu arada. Size göstereceğim. Su yolu tarzında ama renkli. Çok tatlı duruyor. Selam arkadaşlar. Tünaydınlar. En son sanırım dün konuştuk. Biz şu anda plajdayız. Birazcık güneşlenmeye geldik. Ve size anlatacaklarım var bu arada. Yeni güneş kremimiz. Dün biz en son Oja'dan çıktık. Sonra işte Alaçatı'ya gittik. Söylemiştim zaten. Birazcık çarşı gezdik. Bileklik falan aldık. Onları göstereceğim. Sonra eve geldik ve fark ettim ki benim güneş ürünlerimin, işte kıyafetlerimin olduğu çanta yok. Oja'da olma ihtimalini ya da işte birkaç mağaza gezdik, orada bıraktığımızı falan düşündük ama asla bulamadık. Hatta Oja ile iletişime geçtik, yok dediler falan. Neyse benim modu anladınız. Şu an bir tık daha iyiyim bu arada. İşte geldik falan dedik, birazcık güzelim çünkü akşam rakışa gideceğiz.
Bulunmuş çanta oje da çıkmış, tekrar kontrol etmişler falan. Neyse ki birazcık beni rahatlattı. Bugün zaten rakışta dikti be. Rakışa giderken alacağız çantayı da. Yani üzülmüştüm çünkü bir sürü güneş ürünleri vardı. Yeni aldığım bu işte delikli elbisem vardı. Her şey vardı yani. Hepimizin bir parçası vardı. Asu benim bikinisi vardı. Benim bikinilerim vardı. Neyse ki bulundu. Evet. Rahatladık o yüzden. Az önceye kadar böyle hüsran bir durumdaydım. O bulunmadı diyerekten hiç kremimiz, bronzlaştırmamız olmadığı için bunu almışlardı. Ama bu da artık hediye. Bu hediye oldu. Promosyon oldu. Güzelmiş o da, kullanılır. Evet. Burası Türk'ün story arkaları backstage arkadaşlar. Koluma yağ sıçradı ya. Yanacak. Evet. Bugün pazartesi arkadaşlar. Ve rakış günü. Rakışa rezervasyonumuz var. Nur size bahsetmiştir. Rakışa gitmeden önce birazcık yemek yiyeceğiz. Orada da zaten yemek, mezeler falan var ama öncesi yine de karnımızı doyurmak istedik. Sonra hazırlanacağız. Hazırlık aşamalarında görüşürüz. Nur'a bakalım. Yoğurt yok. Yoğurt yokmuş. Belki de içeride masada. Bak nereye koymuşlar. Bakalım. Getiriyorum. Salata yapmadık bu arada. Boşuna göt oldu arkadaşlar. Evet. Boşuna kıvırcık aldım. Ne düşünüyorsun? Hadi gidelim. Selam arkadaşlar, biz şu anda hazırız ve rakışa gideceğiz. Size kombinimi göstereyim bakın. Şöyle mavi straplez bir elbise giydim. Bu arada bayağı uzun. Makyajım bu şekilde. Çok bir şey yapamadım. Yanıma highlighter almayı unutmuşum ya da kaybettim, bilmiyorum. Ama saçımı da topladım. Bir şekilde hallettik. Bir şekilde hallettik, böyleyiz. Umarım okeyizdir. Senin ben de soru atmam lazım çünkü doğum günüm. Nereden biliyorsun atmayacağımı? Hadi al su da. Sen niye ağlayacaksın? Hiçbir şey yapamıyoruz, hiçbir şey. Tatlı kız, sen uzakta kaldın biraz. Ama çok tatlı çıkıyor. Ama soğuk biraz. Ay çok güzelim. Ama güzel meme. Bir şey öyle bir şey yaz. Meme çekiyor. Bu arada arkadaşlar size bir müjde vermek istiyorum. Kayıp çantam bulundu. Bikinilerim, güneş kremlerim, her şeyim içinde, haberiniz olsun. Çok mutluyum. Böyle sarılıyorum. Oje da unutmuşuz. Geçişime geçtim. Doğum günü pek böyle mi yok? Belki ilerleyen saatlerde olur. Nereden biliyorsun? Ha? Belki bir sürpriz hazırlamışızdır da haberin yok. Beklesene. Güzel. Cheers, baby. Cheers. Merhaba arkadaşlar. Şu anda şarap içiyorum. Cheers. Cheers. Ucum var. Nur'la da bir sigara. Sen mi için? Hi. Hello arkadaşlar, bugün son günümüz. O yüzden havuza girmeye karar verdik. Birazcık temizliyoruz havuzu. Sonra işte güneşlenirim dedim. Birkaç fotoğraf. 4 gibi falan buradan çıkacağız galiba. Alçatı'ya gideceğiz. Oradan bineceğiz falan. Dur size havuzu göstereyim. Bakın havuzumuz da son gün. Evet, son günü özel gerçek bir serpme kahvaltı. Hadi görüşürüz. Her şey var. Yapışkanlığı açmadın mı? Açıyor. Yok, kendi yapıştı. Yiyoruz şu anda. En hızlı bu olduğu için.
Aa, çok iyi geliyor. Aa, ay tutulmuştum zaten. Omuzlarım sıkıştı. Bir süreye mi bekleyeceğiz? Evet arkadaşlar, inişe geçmiş bulunmaktayız. Bu arada saçlarım nasıl sarardı bakar mısınız? Sadece palet kullandım. Ama şey turuncu mu? Tık böyle. Sarı. Şu an bir de doğal çitle daha güzel duruyor bu arada. Böyle turunculaşmasından korkuyorum. Emekleyince mor şampuan yapacağım. Bu arada paletin spreyini kullandım. Size hiçbir şey gösteremedim ya. Hep böyle Instagram'da anlattım. Sen beni seviyor musun? Sus, burada söyle. Seviyor musun? Bırak beni. Beni seviyor musun? Abi gidemez bu arada. Sevmiyorum. Seviyor. Sevmem. Şey bak, ben de Nur için uçağa bindim. En büyük korkumdu benim. Ama bak uçağa neydi? Yer korkunun bir zahmet. 38 yaşında. Bu da Uğur. Özlaklarım nasıl mağar gibi çünkü ya. Ben tuvaletteyken de uçaklarım. Ay ne oluyor der diyor. Tribal. Evet. Allah'ım. Tribilans. Tribal. Gerçekten çok güzel, yetmeyen bir tatil ama birazcık yorucuydu iniş geliş. Onun haricinde müthişti. Çocuk var. Kapanışı burada yapacaktım da çok ses var. Neyse evde yaparız sizinle. Beni duymuyor olabilirsiniz. Çok güzeldi. 4000 yetmedi bana. Ne? Ay sen oyna şimdi, yorgunum. Ben de oynayayım. Evimiz çok güzeldi bu arada gerçekten. Ve Çeşme'ye de Alaçatı'ya da çok yakındık. Alaçatı'ya 5 dakika falandık öyle söyleyeyim. İnanılmaz iyiydi. Rakış'a gittiğimizde en taksi yanımıza almayı unutmuşuz. Bu benim tıkızdı. Direkt orası için film almıştık ama hiç çekilememiş. Neyse, normal yerlerde çektik, size gösteririm eve gidince ve videoyu kapatırım. Çok uzatmak istemem. Umarım güzel şeyler çekmişimdir. Çünkü böyle direkt kamera elimde olduğu için görüntüleri görmediğim için sadece çektim. Umarım güzel çekimler olmuştur. Gerçekten yani. Ve ben tekrar geleceğimizi düşünüyorum çünkü bu bana hiç yetmedi. Yine bir Alaçatı var. Yine bir Rakış var. Alayım ben. Ana olarak aldım. O ne be? Ne? Nereden aldın? Kimden istedin? Ha? Bende yok. Ana olarak kutuma torbasını saklıyorum. Evet. Ay, bir daha pek olsa binmeyeceğiz çünkü bakın böyle bu şekilde baş dönümde yaşıyor. Bundan aldık. Selamlar benim sanal dostlarım. Sizleri çok özledim ve yine bir kapanış yapmadığım için burada karşınızdayım. Ay kulaklarım çınlıyor. Açıkçası Alaçatı'dan döndüğümden beri kendimde değilim. İstanbul'un sıcağına alışamadım. En azından Alaçatı'da denize girip ferahlıyorduk ama burada ferahlayacak hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Sadece soğuk su, soda limon, başka bir şey yok. Bir de duş. Başka hiçbir şey yok gerçekten. Bu arada birazcık sıkılmış durumdayım. Bizimkileri ikna edip Alaçatı'ya gitmeyi düşünüyorum tekrardan. Umarım gerçekleşir ve ikinci bir Alaçatı video da gelir. Ama şimdi ikinci Alaçatı video gelene kadar bu videoyu kapatmamız gerekiyor biliyorsunuz ki. Gerçekten çok eğlendiğim bir tatil oldu. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Arkadaşlarımla gittiğim için de galiba ekstra bir eğlendim. Bir de çok güzel mekanlara gittik. Zaten hepsini sizin için çektim. Umarım siz de keyifle izlemişsinizdir. En az bizim kadar eğlenmişsinizdir. Artık yavaştan vlogu kapatıp editlemek istiyorum. Çünkü kapatmadığım sürece asla edite oturamıyorum. Yani bir haftaya geçti. Ben hala sıfır edit. Bak sıfır. Şu anda zaten izliyorsunuz. Merak etmeyin. Demek ki hızlıca editleyip atmışım. Şimdi kapanış yapıp yayına oturacağım arkadaşlar. Şimdi girmem gereken bir yayın var. Bu arada kapatmadan önce size bir şey göstereceğim. Videoyu sonuna kadar izlemeyenler birçok şey kaybetti şu anda. Umarım sonuna kadar izlemiş ve bu çekişe katılmış. Şimdi bu kutuyu size burada göstermek istiyorum çünkü daha önce YouTube'da hiçbir çekiliş yapmadım ama Instagram'da daha kolay oluyor. O yüzden Instagram'da yapıyorum. Muhtemelen bu video yayınlandığında çekiliş postu zaten Instagram hesabımda vardır ve gidip hemen şu anda katılıyorsunuzdur umuyorum ki. Çünkü gerçekten güzel şeyler koymaya çalıştım. Şöyle göstereyim, bakın maskaralar falan da var. Bakın neler var neler. Bu arada üzülmemenizi diliyorum çünkü hemen açıklanmayacak, o yüzden katılma şansınız hala var. Gidin koşun Instagram hesabımdan katılın. Şuraya da adımı bırakıyorum. Umarım
ihtiyacı olan birine gider. Bence çok tatlı bir paket oldu. Ben zaten bunu şu anda yarın atmış olacağım. 1-2 hafta kalır profilde, merak etmeyin. Zaten videoyu da hemen atacağım için katılmış olursunuz. Bakalım bu güzel paket kime gidecek? Evet, bu güzel çekilişi de duyurduğumuza göre artık yavaştan videoyu kapatabilirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve mutlaka yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda beni Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Sizleri buradan kocaman öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.